Habertürk, Dilan Polat'ın emniyette verdiği detaylı ifadeye ulaştı efendim. Dilan Polat, kara para aklama, sahte fatura gibi tüm iddiaları reddederken sadece reklam yüzü olduğunu söyledi. Dilan Polat, kendilerine ait 24 araçtansa sadece 3'ünü bildiğini ileri sürdü. İzleyelim ayrıntıları. Arabanız çok güzel, ne iş yapıyorsunuz? Kocamın karısıyım. Tüm mal varlığımı sosyal medyadan elde ettim. Tüm gelirlerimi yasal yollarla kazandım. Kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis iddialarına bu yanıtları verdi. Dilan Polat'ın emniyette verdiği 31 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı. Dilan Polat'ı dayısı yetiştirdi. 17 yaşında Engin Polat'la evlendi. 2014 yılında düğün fotoğrafçılığından aylık 15 bin liraya kadar kazandığını söyledi. Ünlü isimlerle çalışınca adının duyulduğunu ve sosyal medyada tanınır hale geldiğini ifade etti. 2016 yılında ilk şirketi olan güzellik merkezini açtı. Polat, şirketin sermayesini hatırlamadığını iddia etti. Başta 4 kişiyle çalışan Dilan Polat, işlerinin giderek büyüdüğünü söyledi. Bu firmanın aylık gelirinin ne kadar olduğunu bilmiyordum. Aylık gelirin tamamının elden alınıp alınmadığını da bilmiyorum. Bu işlerle eşim Engin Polat ilgileniyordu. Bu güzellik merkezini açtıktan 6 ay sonra çok talep olduğundan yerimi büyütmek zorunda kaldım. O dönemde sosyal medya platformunda takipçi sayım 5-6 milyonlara ulaştı. Bu sayede dünya çapında isim hakkı olarak şubeler açmaya başladık. Bu şekilde de ilerleyerek büyüdüm. Dilan Polat, franchise yöntemiyle 130 şubeden kira aldığını söyledi. Ama kira gelirinin ne olduğunu bilmediğini iddia etti. 31 şirketle ilişkisi sorulan Polat, sadece 2 firmayla bağlantısı olduğunu belirtti. Tutuklamaya sevk edildiniz, neler söyleyeceksiniz? Dilan Polat'a banka hesap hareketleri de soruldu. Milyonlarca liralık para transferlerini hatırlamadığını iddia etti. Engin Polat'ın kardeşi Alper Kürşat Polat'ın şirkete gönderdiği 10 milyon liraya Dilan Polat'ın yanıtı, ticaret kaynaklı para akışı oldu. Efendim, şey söyleyecek misiniz? Masum olduğunuza çok sevindim. Dilan Polat'ın ifadesini alan ekip MASAK raporunu da Polat'ın önüne koydu. Milyonlarca liralık nakit giriş çıkışları soruldu. Güzellik merkezim çok yoğun talep görüyor. Şu anki dükkanımıza sığamıyoruz. Sosyal medyada bir paylaşım yaptığım zaman bile yüzlerce paket satılıyor. Sosyal medyada attığım 24 saatlik paylaşım 6 milyon görüntülenme alıyor. Dolayısıyla da birçok kadına ulaşabiliyorum. Bundan ötürü de şirket üzerinden kazancım olmaktadır. Dilan Polat'a sahte fatura iddialarına yönelik belgeler de gösterildi. Hiçbirinden bilgisinin olmadığını söyleyen Polat, bazı faturalara cihaz satışı olabilir yanıtını verdi. Dilan Polat gelirinin tamamen yasal olduğunu savundu. Engin, enerji, cüzdanımı açtım, para yok. Dilan Polat 6 saat süren ifadesini gözyaşları içerisinde verdi. Pişmanlık yasasından faydalanabileceği hatırlatılan Polat, "Suçum yok, faydalanmak istemiyorum." dedi.